Efendim herkese merhabalar, ben Emre Saygan, Hepsinden Var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar, uzun zamandır oto pazarı videosu gelmiyordu. Adana'ya gelmişken dedim ki bir oto pazarı videosu çekeyim. Adana'da hava sıcak olduğu için, bir de bundan dolayı gelmiyordum. Yani zaten çok bir araba yok, farkındaysanız böyle görün, şöyle bir çekeyim. Çukurova oto pazarındayım. Şimdi havaların sıcak olması sebebiyle dediğim gibi çok bir hareketlilik zaten yok. Bir de ekonomiyi biliyorsunuz, piyasayı biliyorsunuz. Vallahi geçmiş videolarımla, mesela bir yıl önceki paylaştığım video ile şimdiki video arasındaki fiyat farklarını oturun izleyin. Ağzınız açık kalır. Neyse, şimdi videomuza başlayalım. Çok bir araba yok. Hemen hızlı şöyle şey de yapamıyorum. Hani 250.000 TL altı alınacak serisi diye bir seri de yapamıyorum. Çünkü fiyatlar artık o kadar değişmiş ki, bak yani 2001 model Volkswagen Golf, la bu 179 mu 279 mu? Öyle bir yapmış ki dayım. Birdir muhtemelen ya. 179.500 TL mesela şu Golf. Şimdi şöyle bir bakalım. Ne arabalar var? Fiyatlar nasıl? Şu Mondeo'yu hatırlıyorum ya. Bu Mondeo acaba satılıyor, gidiyor, geri mi geliyor bilemiyorum. Şimdi hava çok sıcak dostlar. Biraz uzun davranacağım. O yüzden dediğim gibi mesela 435.000 TL'ye 60.500 kilometrede bakın ne var burada. i20 var. 2017 modelmiş. 1.4 benzinli. Değişen yok, tramer yok demiş. Kış lastiği var üstünde. Sava marka. Temiz duruyor. AKR muhtemelen yeni almış bu da. Otomatik vites bu arada dostlar. Görün şöyle. Donanımlı paketi. Niye AKR dedim? Şu an Adana'daki plaka serisi AK ve diye 3 harfte, 3 rakamda öyle devam ediyor. Muhtemelen dediğim gibi yeni almış ve satıyor. Burada ne var? Mondeo var. Hep sevdiğim bir araba. Çok sevdiğim bir araba. Otomatik vites değil. Kapısı kilitli. İçi çok tozlu görünüyor ama şöyle şeyini de çekeyim size. Bagajda bir işlem var. Bagaj kapağında 400.000 TL yazmış buna. Vay arkadaş ya. Ben alabiliyordum bu arabayı önceden yani. Ama şu an alamam. 2010 model benzin LPG Titanium paket 1.6 332.000 kilometrede. Ama otomatik değil. Lastikleri kötü. Kozmetik eksikliği var. Evet, ne var burada? Abi fiyatlar nasıl artmış ya. Honda Civic var dostlar. 2005 287.000 kilometrede 4 parça boya 255.000 TL fiyat yazmış. Telefon numarasını görün. Sunroof var. Ön cam fitilinde böyle hafif bir oynama mevcut. Lastik durumu fena değil. Şöyle arkasına doğru da geçeyim. İyi para ya. Vallahi billahi. İyi para. LPG'li dostlar. Arkaya park sensörü ve double ekran takmış belli. Kamera var. Hemen şurada bir Focus var. Dediğim gibi şimdi şey yapamıyorum, hani 150.000 serisi diye bir seri yapamıyorum veya 250.000 serisi diye, çünkü fiyatlar manyak uçmuş abi. Yani 250.000 serisi desek, yani şu araba 162.000 TL olmuş, 2000 model, ambiyans paketmiş, 228.000 kilometredeymiş, 06 plaka. Şurada ne var? 179.000 TL'ye Polo var. Haydi, az önceki Golf'ü mü alırsın, bunu mu alırsın mesela? Bak bu da 2004 modelmiş, güzel, sessiz çalışıyor. Mesela şeyi falan değiştirmiş. Radyatör suyunu. Otomatik vites değil, double ekran var. Evet, bakalım ne var başka abi. Düzgün arabalar. Şurada her zamanki gibi Salvador Dali paket var. 1.9 dizel. Bu da mı çok gelip giden arabana ya? Klimalı. 129.000 km 500 TL yazmış. 2006 tam otomatik. Aa bak, bunu inceleyelim. 2006 tam otomatik LPG'li 167.000 kilometrede 186.500 lira fiyat yazmış abimiz. Telefon numarasını şöyle çekeyim. Şimdi niye dikkatimi çekti? Tam otomatik olması güzel. Fiesta tarzı bir arabada tam otomatik soran çok oluyordu. Kapısı da açık, güzel oldu. Şöyle çekelim. Bak klima var. Tam otomatik şanzıman. Bu muhtemelen tork konvertör 4 ileridir dostlar ama biraz kozmetik eksikliği fazla. Yani bunları mesela işte göz ardı etmeyin arabayı eğer niyetlenecek olursanız. Ama hani böyle bana abi kadınlar için ne alınabilir, eşim için araba bakıyorum, böyle işte 200.000 TL altı diye soran arkadaşlarım var. Tamam, fiyat uçuk, yapacak bir şey yok, piyasa maalesef böyle. Ama tavsiye ederim. Lastik durumu da fena değil. 34 plakaymış dostlar. Şöyle tekrar telefon numarasını çekeyim. İlgilenen olursa arayabilirsiniz. Güzel duruyor. Fena değil yani. Çok kötü değil. Ön cam değişmiş. Orijinal değil. şurada görüyorum. Ondan sonra ya fena değil ya. Bakılır. Evet, 333.000 liraya 2015 Titanium var. Bak şimdi Honda Civic var. Zamanında 70-80.000 liraya alabiliyorduk bu arabayı, biliyor musunuz? 2 yıl önce. Bak şimdi hop. 2010 Premium 242.000 kilometrede. Şöyle görün, 329.000 lira fiyat yazmış. Maalesef bizim maaşlarımız aynı yerde sayarken araba fiyatları coşmuş durumda. 440.000 kilometrede Toyota Corolla var. Maraş plaka ama şeyi yazmamış. Fiyatını yazmamış. Evet, ne yapalım, şöyle Hyundai Accent'e bakalım. Taksicilerin en çok tercih ettiği araba. Hep söylüyorum bunu, biliyorsunuz. Bu bile ne kadar olmuş bak abi. 1.4 benzinli Team paket 269.000 TL fiyat yazmış abimiz. Era'ya. Güzel pirat ya. Bak yine bir Toyota var. 350.000 kilometrede. Fiyatına bakalım mı ne yazmış. Hop, 139.500 TL fiyat yazmış. 96 model Corolla'ya. Hemen yanında bir Corolla daha var. 2004 Sol paketmiş dostlar. 255.000 TL fiyat yazmış abimiz. 2004 model. Telefon numarasını görün şöyle. Hani yine diyorum herhangi bir seri yapamıyorum şu an. Fiyatlar acayip uçuk yani. Broadway var. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir Broadway vardı. 80-90 bin lira yazmıştı adam. Ondan sonra vay arkadaş. Bak şey var, sembol var. Sembole bakalım. Sembole ne demişler? 189 bin lira fiyat yazmış Sembole abimiz. Telefon numarasını görün. Ekstrem paket 1.4 benzinli, temiz duruyor dostlar. Güzel duruyor. Kozmetik eksiği falan yok. Lastik durumu idare eder. Çelik jantlı olan paketi dostlar bu arada. Hani temiz duruyor. Bak motorunu da tesadüf açtı abimiz. Motoru da fena değil gibi. Evet, şimdi bir Corolla daha var bak. Şu Corolla'ya bakalım. 470.000 TL fiyat yazmış abimiz Corolla'ya. İyi para be. 95.000 kilometredeymiş. 1.4 dizel. Şöyle telefon numarası. Bak şurada, onu da görün. Direksiyonda falan sıyrılmalar mevcut değil. O otomatik vites, güzel bak. Biliyorsunuz bunlar robozite şanzıman diye geçiyor. İçi temiz duruyor. Tabii rakamına bir şey diyemiyorum. Toyota düşünen olursa, lastik durumu da fena değil. 470.000 TL fiyat yazmış abimiz. Şimdi bak Europa var, klimalı. 175.000 kilometrede. 2000 model Alize paket dostlar. Hani böyle arabasız olup klimalı olsun diyen arkadaşlara tavsiye ederim. Kliması falan güzel soğutuyordu, ben hatırlıyorum bunu. Full bakımlıymış, klimalı. Europa, telefon numarasını görün. 150.000 TL altı araç arayanlar için. Bak 135.000 TL. Sana bir şey diyeyim mi? Yani tutup da o arkadaki Polo'ya o parayı vereceğime bunu alırım. En azından C segmenti bir arabaya biniyorum derim yani. 117.500 TL'ye yine 98 model Polo var dostlar. Renk solmaları tavanda mevcut, kaputta yok. Güzel. Mesela bak o Europa'da görüyor musun? Sanki sadece arka kapı boyalı gibi görünüyor ama. Ya da şeyin, arabanın yansıması. Evet, güneş çıkmaya başladı. Hava ısınmaya başladı. Şöyle Egea var dostlar. Egea'ya bakalım mı? 34 plakat şey olabilir, kiralık çıkması olabilir. Bunu da görün. 350.000 TL fiyat yazmış. 1.6 2017 model. Hemen altında Focus 1 var. Hadi ona da bir bakalım. 198.000 TL fiyat yazmışlar. Focus'a 210.000 kilometrede 2005 model. Şöyle telefon numarasını çekeyim. Tavanda solmalar mevcut. Lastik durumu fena değil. Şu bile coşmuş. Bak ne var? Şurada Maria Liberty var. 2004 model. 140.000 TL fiyat yazmış. 350.000 TL'ymiş. 350.000 kilometredeymiş dostlar. Şöyle telefon numarasını çekeyim. Telefon numarasını görün. Yazık günah ya. 140.000 TL. Kapısı kilitli. Maalesef için çekemiyorum. Şurada Kia Venga var. İlk çıktığında böyle güzeldi. Bunun cam tavanlı falan olanı vardı. Bayağı böyle hoşumuza gidiyordu. Şimdi şöyle içini de çekeyim. Direksiyon simitini kaplatmış. Ekspertiz raporu da İçinde arabanın lastik durumu fena değil. Buna ne demiş abi? 195.000 TL fiyat yazmış. Bak 2011 model 330.000 kilometrede dizelmiş dostlar. Telefon numarası paylaşmamış abimize ama hani böyle farklı tip bir araca bineyim diyorsan mesela tavsiye edeceğim araçlardan ki Kia kötü değil. Mesela bak şimdi Hyundai Getz var. 176.000 kilometredeymiş. 197.500 TL fiyat yazmış abimiz. Telefon numarasında görün böyle. 2008 model. Bu 4 fren disk olanı mı? Şöyle içine de bir bakalım. Bak direksiyon falan nasıl derli toplu duruyor. Güzel duruyor. Direksiyonda hiç yıpranma yok abi. Ya sonradan kaplatmış. Kim kaplamışsa da güzel kaplamış ha. Fena değil yani. Arkalar kampana dostlar. Disk değil. CRDI. O zaman bu 3 silindirli olan olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz. Yorumlara yazın dostlar. Ne var? Bak şurada Corsa var. Enjoy paketmiş. Şimdi bu da mesela bak AKR plaka yeni alınmış. Bunu da yeni almışlar. Bu da otomatik vites 1.2 Enjoy paket dostlar. Telefon numarasını görün. 189.000 TL fiyat yazmış abimiz. Kapotta hafif soğumalar mevcut. Şöyle içine bir bakalım. Kapısı maalesef kilitli. Bu da robozite şanzıman. Bilginiz olsun dostlar. Tam otomatik değil yani. Şimdi ne var? Şu Linea'ya bakalım hadi. 137.000 TL fiyat yazmış abimiz. 326.000 kilometrede 2012 model. Camda maalesef bir çatlak mevcut. Fiyat fena değil gibi ama burada işte önemli olan arabanın masrafı veya taksi çıkması gibi durumu var mı? Bunları çözmek lazım. Fiyatı çünkü çok uygun. Evet şöyle aşağıya doğru inelim. Bakalım. Aa ne var? Bak hadi ona gidip bakalım. Opel Mokka mıydı neydi? Opel Mokka. Mokka mıydı? Bak güzel makine ha. Önünü görüyor musun abi? Nasıl değişik yapmışlar. Muhtemelen içi sensör dolu ha onun. Lastikleri falan zaten söyleyecek bir şey yok. 1.2 14.900 kilometredeymiş. Dediğim gibi GT Line paket 2021 model. Telefon numarası şurada bak. Okunuyor mu bilmiyorum ama hasar kaydı vesairesi yok demiş abimiz. Kapısı maalesef kilitli, içini çekemiyorum. Ama sizin mi? Bir açar mısın sana zahmet? İyi satışlar, iyi pazarlar olsun. Şöyle görün. Tabii anahtarsız giriş çıkış var. Klasik böyle bir makinede. GT Line. GT Line olduğu için bu donanımlı olanı dostlar. Orta paket dolu abi. Evet, ortanın donanımlısı değil mi bu? Boş paket, orta paket ve dolu paket. 3 model tamam, var zaten. Bu orta paket. Ama yine opsiyonlu olanı boşla bu. Boşla orta arasında çok oynuyor. 12 özellik oynuyor. Dostlar şöyle içini de görün. Pazarlık var mı bunda? Niye ya, satıyorsun? Alacağım. Niye satıyorsun? Hayırdır? Ev alacağım. Ev alacağım. Ha mantıklı. Şöyle bagajını da görelim mi bir? Yeni evliyim 1,5. Aa. Yıllık evliyiz. 1 yaşında kızımız var. Maşallah Allah bağışlasın. Sıfır almıştın. Ya da ikinci araba el gibi. Araba 0-10 1000 kilometredeyken Profesör Hakan Bey'den aldım. HHN o yüzden. Ha HHN ondan. Evet. Öz Süt Ziya Paşa var ya orada evet. İş yeri var. Ondan aldım. Araba temiz yani. Hiç yıkanmamıştı araba. Bu şekilde böyle tozluyken aldım. Sağ olsun. Ey maşallah. Hiç de yıkamamış boya koruması değil mi? Bilmez. Aynen öyle. Elle dostlar. Yapıyoruz. Makine kesin burada zaten. Sıfır niyetine düşünüyorsanız böyle Mokka tam size göre. Lastik durumu falan her şeyi 4/4'lük. Kardeşim de zaten hayırlı bir iş için satıyormuş arabasını. İnşallah Allah gönlüne göre versin babacığım. Evet dostlar güzel makine. Hani parası da güzel. Şimdi 2013 Hyundai var. Bak hadi gelin ona bir bakalım. 285.000 TL fiyat yazmış. 148.000 kilometrede. Telefon numarası da şurada dostlar. Bakıyorum şöyle kabaca fena değil ya. Duruşu kötü değil. Hyundai'nin. Şöyle içine doğru bir bakalım. Otomatik vites değil. Bunda da direksiyonda öyle çok yıpranma yok. Aslında orta halli. Yine düşünen arkadaşlar için tavsiyem. Hadi şurada bir Focus var. Hadi Focus'a bakalım. Evet Focus. Focus önde park sensörleri mevcut. Güzel bir özellik. 376.000 TL fiyat yazmış abimiz. Telefon numarasını görün. Ondan sonra 2012 model 185.000 kilometredeymiş. Bakalım nelerimiz var başka. Fiorino var bak. 235.000 TL olmuş yani şu Fiorino. Maşallah arkadaş ya. Aşağıda şey gördüm bir tane. Chevrolet Cruze gördüm. Ona gidip bakacağım ama bak. AKP plakalı bir tane Polo var. O da yeni almış. AKP. Yani AK'den kaynaklanıyor. Şöyle bakalım. AKV bak bu da yeni almış. Yanındaki AKJ yeni almış. Bunlar hep plakaları yeni değişen dostlar. Şehir dışı arabaları ama Adana'ya gelince plakayı değiştirmişler. 218.000 TL fiyat yazmış 2006 Enjoy Astra'ya. Maşallah. Demek ki bizim arabanın fiyatları da artmış. Buradan bunu görüyorum. Bak 2008 A8'e A8 500 90.000 TL maşallah dostlar, lastikleri fena değil. 590 yazmış. A8. Kapısı kilitli ama donanımlı. Evet evet, yok yok. Problem yok. Heh, kapıyı da açtı abimiz. Ondan sonra şöyle içini görelim de kalite görelim hadi. Azıcık kalite görelim. Bak 2008 model araba dostlar. Start stop var, görüyor musun? Engine start stop var orada. 2008 model, direksiyonda hiç yıpranma yok ya. Abi işte kalite buram buram. Bak koltukları falan nasıl güzel görünüyor. Vay arkadaş. Yani işte kalite böyle bir şey ya. Koltuklara bak, görüyor musun? Yolcu koltuğu. Kapılarda öyle herhangi bir deformasyon yok. Şunlar çok başarılı olmuş ya. Vallahi. Tamam, rakam 590.000 ama 2008 model bir arabada çok başarılı abi. Bak genişliğe bak ya. Vallahi tam makam arabası ha. Bunu alacaksın, tısır tısır gezeceksin arkadaş. Arka koltuklar bile şeyli bak. Ayarlı. Mükemmel ya. Makam perdeleri falan her şeyi sağlam. 10 numara. İyi satışlar. Çok güzel maşallah, tertemiz. Dostlar çok başarılı. Benim çok hoşuma gitti. Tabii dediğim gibi rakamına bir şey diyemiyorum yani. 590.000 TL verilir mi? Bir şey diyemem hani de, ama hani böyle keyif arabası istiyorsanız alınır. Yani şu 2005 model Fiesta bile 200.000 lira yazmış abi, yani adam normal, o yüzden abim içinde oturuyor, çekmemi istemeyebilir, o yüzden oraya doğru gitmiyorum. Heh. Şimdi Cruze var bak. Cruze'a bakalım. Cruze 235.000 TL fiyat yazmış dostlar. Farların bir tanesi gidik. Lastik durumu idare eder. 197.000 kilometredeymiş. Vay arkadaş, 235.000 TL. 35-40.000 liraydı ya. Yemin ediyorum var ya, 35-40.000 liraydı. İçini de şöyle görün. Otomatik vites değil. Koltukları falan. Ya bilmiyorum, bu araba beni boğuyor ya. Halbuki severim, biliyor musunuz? Yani alınacak arabalardan. Şu ekonomik şartlarda. Böyle C sınıfı. Güzel makina ama yok abi ya. Yok abi. Bu dayım zaten galerici, biliyorsunuz. Bak 340.000 lira fiyat yazmışlar Egea'ya. Ondan sonra Polo'nun fiyatı yine uçmuş abi. Nedir bu fiyatlar ya? Yine var ya böyle maşallah. Parası olan alıyor hacı. Parası olan alıyor. Bak şimdi 192.500 TL'ye ne var burada? Punto var. Punto Evo. Dizelmiş. 207.000 kilometredeymiş. Telefon numarasını görün, fena değil ama tavanda hafif böyle artık şeyler, soğumalar başlamış. Punto Evo'nun kapısı kilitli, o yüzden çekemiyorum. Şimdi şurada ne var? Burada 2006 sembol var. 175.000 TL fiyat yazmış. Muayenesi falan yeniymiş. Alize paketmiş. Yani klimalı zaten, biliyorsunuz. Şöyle telefon numarasını görün. Hatta burada ekspertiz durumu da mevcut. Şunları da şöyle alayım sizler için. Bunu da görün dostlar. Fena değil gibi. Lastik durumu güzel. Evet bak 2012 Golf var. 265.000 TL fiyat yazmış Golf 6'ya. Aa niye böyle düşük? Fiyat bence düşük geldi bana ama işte vardır bir şeyliği, yorum yapamıyorum. Evet. Yine Focus 1 var. 215.000 TL fiyat yazmış maşallah. Farları yeni duruyor. Bakalım, bakalım, bakalım. 307 var. 307'ye ne yazmış abimiz? 307'ye ne yazmış? 307'ye XS paket. 247.000 kilometrede 160.000 lira fiyat yazmış. Dizelmiş dostlar. Aha, uzun zamandır kadrajımızda olmayan bir araba. 50.000 TL'ye 91 model. Ne var? Şahin var dostlar. 50.000 TL maşallah. Klimayı gördün mü içeride bak? Vantilatör koymuş. Hem de çift fanla ha. Of. Ateş ediyor maşallah. Dostlar 91 model. 50.000 TL fiyat yazmış abimiz arabasına. Evet bakalım nelerimiz var başka. 395'e 2019 Courier var. Vay arkadaş. Heh, Honda Civic var bakalım. 279.000 kilometre. Düzeltiyorum, 279.000 TL yazmışlar. Bir parça boyalıymış. 2004 modelmiş. 300.000 kilometredeymiş dostlar. LS paket. Otomatik vites, bunu da şöyle görün. Şunu da çekim telefon numarasını. Sonra ne var şurada? Bir 508 var. Hadi o 508'e bakalım. Honda Civic bayağı var eski kasa. Şimdi bir tane daha geçeceğim yanında. Bak 195.000 TL fiyat yazmış buna. Evet. Abimiz içinde oturuyor. Açamıyorum ama ön kaputta böyle oynamalar mevcut. tamponda mevcut. Farı muhtemelen yeni takmış. 265.000 TL fiyat yazmış. 199.000 kilometrede benzinli dostlar. Çok oynanmış ya. O yüzden abim de içinde oturduğu için detaya girmiyorum. Beğenmedim zaten. Ne var şu Honda Civic'e bakalım hadi. Honda Civic 228.500 TL fiyat yazmış. Değişen siz tavan, bak şurayı okuyun. 309.700 kilometrede 2004 model 228.500. güzel boyamışlar ama güzel teril teril duruyor. Öyle vernik atması falan yok. Güzel yapmışlar. Şimdi bak aksent, bu da AKS, bak bu da yeni plaka. Bunu da yeni almışlar. Bunda Accent Blue 167.000 kilometrede 1.6 dizel 315.000 TL fiyat yazmış. Telefon numarasını şuradan görün. Otomatik vites mi bakalım. Şöyle etrafında lastik durumu idare eder. Yani yazı bitirir, kışa ister. Şöyle kapısı açık. Otomatik vites değil. Şöyle içini de görün dostlar. Muhtemelen bas paket çünkü yağmur sensörü falan hiçbir şey yok ama kapısının kapanması gayet başarılı. Evet bak yine Fiesta var. 165.000 TL fiyat yazmış. Dizel 2015 model. Ondan sonra kırmızı olsun benim olsun komple boyalıyım diyor zaten belli. Tavan var, otomatik şey, sunroof var ama hiçbir özellik yazmamış. Böyle bir Focus var. Hemen yanında bir Toyota Corona var. Onda da hiçbir şey yazmıyor. Bakalım bakalım 2021 bak AKS, bu da yeni alınmış. Sıfır niyetine satan dayım var acaba ama fıstıkçı dayımın arabası mı yoksa bu? Bak arabayı çekme dedi, çekmiyorum. Ondan sonra 369.000 TL'ye bak ne var? Golf 7 var. Ondan sonra bunu da şöyle çekeyim, kadrajımıza girsin. Golf 7 1.6 dizel yetkili servis bakımında 369.000 TL 200.000 kilometrede Midline Plus'mış dostlar. DSG var mı? Maalesef DSG yok ama şöyle içinde almış olalım. Lastik durumu fena değil gibi. Tempra var bak. Tempra. Şimdi dayımın arabalarını çekemiyorum. Çekme dedi. Uyardı beni. Tempra 93 model. 58.000 TL fiyat yazmış. Tempra'ya göğüs açılmaları mevcut. Kardeşim arabada oturuyor. 237.000 TL fiyat yazmış. Accent'e. Fiyatlara bak abi. Ucuz araba yok ha. Yani maalesef. Ucuz araba yok. 1.6 otomatik Egea var bak. Longe paketmiş. Loginge paket diye yazmış abimiz. 32.000 kilometrede full orijinalmiş. Araba temiz duruyor, güzel duruyor. Bunu da böyle görün. Şöyle telefon numarasını da çekeyim. Hani ilgilenen olursa telefon numarası da bu dostlar. Donanımlı paket, bilginiz olsun. Telefon numarası var ama fiyat yazmamış abimiz. Bu arada hava ısınmaya başladı. Acayip terledim şu an. Maşallah. Evet dostlar şöyle aşağıya doğru gidiyorum. Sonra yukarıya doğru çıkacağım. Şurada bir Egea Cross var. Ona bir bakacağım. Bir tane şurada Tipo'yla şey var. Onlara da bakalım. Ondan sonra videomuzu artık sonlandıralım. Tipo. Tipo'ya ne demiş? 380.000 kilometredeymiş. 78.000 TL fiyat yazmış. 96 model. Dostlar şöyle görün. İçinde çekeyim sizi. Fena değil. Çok böyle yıpranmış, dağılmış bir araba değil diyecektim ama göğsü gördüm. Herhalde seti koymak için dağıtmışlar orayı. Lastikleri de kötü, boş ver. İncelemeye değmez. 275.000 TL'ye 1.5 dizel 255.000 kilometrede 2014 Clio Sport Tourer var. Lastik durumu fena değil. Şöyle kapısını açalım. Tık tık tık. Kapı gergisinden ses geliyor. Onu turbo var bak. Turbo düğmesi. Şöyle içinde görün dostlar. Arka camlar manuel. Muhtemelen bas paket. Aha. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bunu yeni gördüm bunu. Vay 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 vay. İşte mal burada abi. 86.000'de. 2013 model. 380.000 TL fiyat yazmış. 1.4 turbo. Yavru burada ya. Yavru burada. Alfa Romeo, kapısı da açık. Vites topuzunun orijinaline bak abi. Bak bak olaya bak. Otomatik olsaymış tadından gelmezmiş. Güzel makine ya. Seviyorum bunu. Güzel alet. Ciletta. Abi. Güzel makine. Çok başarılı ya. Çok güzel ama böyle hani 4 kişi yani 2 yetişkin 2 çocuk işte böyle çok sığacak cinste değil arkaya ama gençler için böyle ateş eden makinalardan Ciletta tavsiye ederim. Fiyatına bir şey diyemiyorum, piyasası nedir ne değildir. Bak akü 392 Cooper var, bunu da yeni almışlar. Bunu da yeni almışlar. Buna da bir bakalım, 229.500 TL fiyat yazmış, 2005 mini. O otomatikmiş dostlar. Kaputta böyle hafif bir şeyler var ama Ciletta fena değil. Bunu da görün şöyle tekrar uzaktan da çekin, plakanın yeri bile güzel ya. Passat var bak 145.000 kilometrede. O tarafa doğru çağırdı, gidelim bakalım. Evet, selamünaleyküm, hayırlı satışlar, hayırlı pazarlar. Güzel bir Passat var dostlar. Bak şimdi 145.000 kilometredeymiş. Telefon numarasını çekelim. 373.000 TL fiyat yazmışlar. Şöyle bunu da görün. Altta detay var. Şuna bir bakalım bakalım. Kaput sol ön boyalı, motor şanzı. Hasar kaydımız var. 11.700 ama çok mühim değil anladığım kadarıyla. Evet dostlar şöyle görün uzaktan. Yeni Passat'ın jantından takmışlar herhalde. Yanlışım varsa düzeltin. DSG değil ama manuel vites 6 ileri. Dostlar şöyle içini görün. Ondan sonra gerçi bu kasanın DSG'si zaten çok sorunluydu. Manuel olması o yönde bir artı olmuş diyebilirim sizlere. Fena değil, lastik durumu falan gayet başarılı. İyi satışlar kardeşim, kolay gelsin. Düşünenler için alınacak makinalardan. Evet şimdi Egea Cross'u çekelim, ondan sonra videomuzu sonlandıralım artık. 458.000 TL fiyat yazmış abimiz. Şimdi bunu seviyorum dostlar, güzel. Zaten Kemal Atatürk yazısı böyle nasıl güzel yakışmış, şuraya bak görüyor musun? Telefon numarasını da şöyle çekeyim dostlar. 2021 model. İşte bu arabanın tek bir eksiği var, ne biliyor musunuz? Cam tavan yok. Ama onun sebebi de biliyorsunuz bunun böyle aerodinamik için tavanında şöyle hafif bir kavis var. Ondan dolayı bunlara cam tavan veya sunroof koyamıyorlar. Çok güzel duruyor. Rengi falan çok başarılı. Yani Egea Cross bence tuttu ya. Hani Egea'ya göre güzel. Ama maalesef bu da otomatik vites değil. İçinde de müzik çalıyor ama çok detay şeye giremiyorum içine doğru. Şöyle bagajını da çekeyim. Çok güzel, tertemiz bir araba. Zaten sıfır niyetine satıyor kardeşimizin arabası belli. Bagajı da bak fena değil, görüyor musunuz? Öyle hani bir hatchback modeline göre çok küçük bir bagajı yok. Normalde diğer hatchbacklerde belki şurada kesiliyor, yani buradan geriye geliyor. Ama gayet başarılı. Dostlar düşünen olursa sıfır niyetine, tekrar şöyle telefon numarasına doğru döneyim. 4000 kilometrede sıfır niyetine 1.4 Cross Urban paket Egea düşünüyorsanız tavsiye ederim. Tertemiz hakikaten, yani lastikleri falan çok başarılı diyor. Kardeşim de güzel bakmış arabasına. Evet dostlar şimdi Hepsinden Var YouTube kanalımıza bir videomuzun daha sonuna geldik. Fiyatları gördünüz. Ne alemde olduğunu piyasanın. Uzun zamandır araba videosu da çekmiyordum. İyi oldu. Ben de piyasanın nabzını görmüş oldum. Ama fiyatlar ateş ediyor. Gerçekten alınacak gibi değil. Parası olan zaten alıyor. Bizim gibi memur kesim. Maalesef üstüne ya borçlanmamız gerekiyor ki şu an kredi faizlerinin de uçtuğunu düşünecek olursak zaten kredi çekemiyoruz. Elden sağdan soldan alalım desen kimse de para kalmadı. Allah sonuna ersin ki bu da zaten bakın belli oluyor yani. Görün. Yani araba yok, kalabalığı görün. Şöyle eskiden nasıl güzel olurdu. Ben hatırlıyorum çocukluğumda. Yani motosikletlerin ayrı pazarı olurdu. Ondan sonra işte böyle ticarilerin ayrı pazarı olurdu. Yani aynı yerde böyle takım olurdu, kalabalık olurdu ama yok yani. Neyse çok uzatmayalım. Evet. Hepsinden Var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.